Telegram bir Rus şirketi. Rusya'da bildiğin üzere Vladimir Putin diye bir tane başkan var. Vladimir Putin hayatı boyunca böyle casusluklara, ajanlıklara oldukça meraklı birisidir. Telegram diyor ki ben güvenli bir firmayım. İsteyen istediği şekilde benim kodlamalarıma açık kaynak usulü olduğu için dilediği gibi bakabilir. Herkese selamlar, ben Hüseyin Oçak. Bildiğiniz üzere WhatsApp gizlilik sözleşmesini insanların önüne sunduğundan bu yana Türkiye'de çok şey değişti. Bir kere WhatsApp en çok indirilen uygulamalar arasında 4. sıraya geriledi. 1. sırayı Telegram aldı. Peki insanların aklına şu soru işareti takıldı. Acaba Telegram ve Turkcell VIP güvenli mi? Detaylar videomuzda. İlk olarak WhatsApp'ın nasıl hayatımıza girdiğinden bahsedeceğim kısaca. WhatsApp bildiğiniz üzere önceden SMS atıyorduk birbirimize ve bu bir anlamda büyük maliyetli işti. Attığımız her mesaja bir para ödemek zorunda kalıyorduk. Fakat WhatsApp hayatımıza girdikten sonra internet ve mobil veriyi kullanarak çok daha hesaplı, neredeyse ücretsiz şekilde mesajlaşma yolunu tercih ettik. Ve WhatsApp insanlara bir şey sundu. Neyi sunmuştu? Ben hiçbir şekilde sizin bilgilerinizi insanlara satmayacağım demişti ve insanların güvenini kazanmıştı. Fakat yıllar geçtikçe WhatsApp da değişmeye başladı. En büyük değişim de Mark Zuckerberg'in WhatsApp'ı satın almasıyla başladı. Mark Zuckerberg Facebook'un sahibi. WhatsApp'ı satın aldıktan sonra Mark Zuckerberg belirli periyotlarda davalara katılmaya başladı. Neydi bu davalar? Dünyadaki insanların gizlilik bilgilerini, kişisel bilgilerini üçüncü şahıs firmalarını satmakla suçladı. Peki bundan aklandı mı? Şimdilik aklandı diyebiliriz. Fakat bunun yasal kılıfını uydurmak için insanlara bir sözleşme dayattı. Bu sözleşmede insanlar resmen kişisel bilgilerini kullanmakta özgürsün diyerek bir onay butonuna basıyor. İlerleyen süreçlerde eğer yeniden böyle bir dava yükselirse Mark Zuckerberg diyecek ki ben kullanıcıların onayıyla bunu yapıyorum. Böylelikle davadan kolaylıkla aklanabilecek. Şimdi bütün bunlar gelişirken insanlar Telegram uygulamasına yöneldi, Turkcell VIP uygulamasına yöneldi. Ve bütün bu rağbete ilk destek Elon Musk'tan geldi. Elon Musk ne yapmıştı? İlk önce bunlar ön plana ayyuka çıkarken bütün sosyal medya hesaplarını, Instagram'ını kapatmıştı, WhatsApp kullanmadığını da bildirmişti. Ve bütün bunlar açıklandıktan sonra Elon Musk Signal uygulamasını önerdi. Signal uygulaması konusunda bir bilgim yok. Fakat Elon Musk'ın Signal uygulamasını önerdikten sonra Signal uygulamasının indirme oranları tavan yaptı. WhatsApp dünya genelinde bir çöküşe geçti. Türkiye'de Telegram uygulaması en çok indirilen uygulamalar arasında yerini aldı. Peki Telegram güvenli mi? Telegram bir Rus şirketi. Yani Ruslara ait. Rusya'da bildiğin üzere Vladimir Putin diye bir tane başkan var. Bilmeyenler için kısaca aktarayım. Vladimir Putin hayatı boyunca böyle casusluklara, ajanlıklara oldukça meraklı birisidir. Ve şöyle bir soru işareti var. Şimdi Telegram'ın güvenlik zafiyetlerine biraz bakmak istedim, araştırmak istedim. Telegram diyor ki ben güvenli bir firmayım. İsteyen istediği şekilde benim kodlamalarıma açık kaynak usulü olduğu için dilediği gibi bakabilir. Turkcell VIP de şu anda pek bir bilgim yok fakat Selçuk Bayraktar öneriyor Turkcell VIP kullanmamızı. Turkcell VIP de yerli ve milli mesajlaşma programımız diyebiliriz Turkcell'e ait. Telegram'ın özelliklerine yani ben neden Telegram kullanmalıyım diye sorabilirsiniz. WhatsApp'tan farklarından konuşalım biraz. Telegram kesintisiz eşitlemeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracı. Sonuç olarak mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlardan aynı anda erişebilir ve 1,5 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya paylaşabilirsiniz. Ve bu paylaştığınız dosyalar çözünürlüğünü kaybetmiyor. Bildiğiniz üzere WhatsApp'tan fotoğraf atarsanız çözünürlüğü ciddi oranda düşürülüyor. Fakat Telegram'dan aynı fotoğrafı attığınızda olduğu gibi karşı tarafa iletilebiliyor. Peki Telegram'ın özellikleri neler? Belki de en çok merak ettiğimiz konuların başında geliyor. Çünkü WhatsApp gibi aylarca, yıllarca kullandığımız bir programdan bir anda kopup Telegram'a geçmek mantıklı mı? Biraz bundan bahsedelim. Az önce de dediğim gibi Telegram bulut tabanlı bir mesajlaşma. Bu sayede yazılım her platformda saniyeler içerisinde karşınıza gelip içerik eşleştirebiliyor. Telegram'ın belki de en büyük özelliklerinden bir tanesi telefon numarasıyla kayıt olunuyor. Fakat İstenilen irtibatlarda telefon numarası verilmeden kullanıcı adıyla görüşme yapabiliyorsunuz. WhatsApp'ta görüşme yapabilmek için kesinlikle telefon numaranızı karşı tarafa vermeniz gerekiyor. Fakat Telegram'da görüşme yapabilmek için kullanıcı adınızla mesajlaşmanız yeterli olabiliyor. Eğer siz isterseniz karşı tarafa
telefon numaranızı gösterebiliyorsunuz. Gizli sohbet imkanı belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. İngilizce arayüzünde secret chat olarak geçiyor. Telegram, gizli mesajlaşmalardaki yazışmaları ve medya dosyalarını hiçbir şekilde sunucularında saklamadığını belirtiyor. Ayrıca bu mesajlar için sistem günlüğü meta verilerde tutulmuyor. Yani gizli mesaj olarak gönderdiğiniz mesajı ne siz daha sonra görebiliyorsunuz, ne karşı taraf görebiliyor, ne de programın yapımcıları bu mesajlara erişebiliyor. Yani en azından böyle söyleniyor. Kendisini imha edebilen süreli mesajlar, bu Snapchat'ten aşina olduğumuz bir şeydi. Gönderilen bir mesaj Telegram'da dilenirse belirlenen bir süre sonunda karşılıklı her iki cihazdan otomatik silinebilecek. Bir mesajı içeriği sildiğinizde karşı taraftan da otomatik silebiliyorsunuz. İletinin üçüncü taraflara iletilmesini de engelleyebiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Sizin attığınız bir mesajı bildiğiniz üzere WhatsApp'ta birçok kişiyle paylaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde kopyalayabiliyordunuz başka taraflara. Fakat Telegram'da böyle bir şey söz konusu değil. Eğer siz isterseniz bu özelliği aktifleştirdiğinizde kişi o mesajı bir başkasına yollayamıyor. Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye sohbetteki kişinin görebileceği şekilde uyarı geliyor. Yani örneğin karşınızdaki kişiyle konuşuyorsunuz ve siz ekran görüntüsü aldığınız karşı tarafa bildiriliyor. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Gizli sohbet yani secret chat olmayan mesajlaşmaları ise sunucularında saklıyor. Özelliklere devam etmeden önce şunu demek istiyorum. Siz ne kadar tedbir alırsanız alın, işte ne kadar uygulama kullanırsanız kullanın, siz internet aleminde bir mesajlaşma yapıyorsanız bunun gizliliği söz konusu olmaz. Tamam, bunlar işte gizli tutuyormuş, şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş, yaparlar. Ama belirli bir zaman sonra işlerine yarayacak bir şey olursa bunları kullanmaktan da çekinmezler. Çok kısa şundan bahsetmek istiyorum. Telefonunuza günde bir sürü mesaj geliyordur. Bana geliyor. Şu anda benim telefonda okumadığım SMS miktarım 538 ve hepsi tanımadığım, bilmediğim, hayatımda görmediğim firmalardan geliyor. Yasa dışı sitelerden bir sürü mesaj geliyor. Ben bunlara üye olan bir insan değilim. Fakat bunlar benim numaramı nereden buluyor? Siz bir alışveriş sitesine kaydolduğunuzda numaranızı bırakıyorsunuz. Bu alışveriş siteleri sizin numaranızı kullanmakta özgür oluyor. Yani üçüncü şahıs kişilere satabiliyor. Siz kayıt olurken bir kutucuk işaretliyorsunuz ya, bunların hepsi o kutucuğun içerisindeki sözleşmede yazıyor zaten. Sadece bu da değil. Facebook'a kayıt olurken, Instagram'a kayıt olurken, bütün platformlara kayıt olurken bu işi yapmak için onay veriyorsunuz. Turkcell vesaire birçok şirkette bunu yaptığını biliyorum ben. Yani eskiden yapıyorlardı, şu anda yapıyorlardır herhalde. Devam edelim. Bilinmeyen numaraların eğer isterseniz mesaj atmasını engelleyebiliyorsunuz. Kişilere özel son görülmenizi kapatabiliyorsunuz. Hatalı yazdığınız mesajı sonradan düzenleyebiliyorsunuz. Konum paylaşabiliyorsunuz. Buraya da bir parantez açmak istiyorum. Konum paylaşıyorsunuz. Eğer karşı taraf isterse, yani bu uygulamanın yapımcıları ne kadar gizlilik vaat etse de istedikleri zaman bu bilgilerinize erişebilirler arkadaşlar. Çünkü sanal alemde yaptığınız hiçbir şeyin güvenliği olmaz. Diğer özelliği sunucuları dağınık yapıdadır. Yani dünyanın çeşitli yerlerindeki sunucuları sayesinde veri paylaşımı ve eşleştirme oldukça hızlı. Kanallar, etiketler gibi birçok özelliği de var. Ücretsiz ve reklamsız olarak karşımıza çıkıyor. WhatsApp bu sözleşmeyle birlikte de zaman zaman reklam çıkarabileceğini de bildirmişti. Proxy desteği mevcut ve Telegram'da sesli aramada yapabiliyorsunuz. Gelelim bana. Ben WhatsApp'ı silecek miyim? Şu aşamada sileceğimi düşünmüyorum. Çünkü benim öyle çok gizli bilgilerim, mesajlarım falan olmuyor. Ama görelim bakalım durumlar neyi getirecek, yaşanan gelişmeler neyi getirecek. Çünkü bu yıllar boyu yapılan bir şeydi. Siz Facebook'a da kayıt olurken geçmişte veya işte Google arama motorunu kullanırken de bütün bilgileriniz, arama geçmişiniz, yaptığınız işler algoritmaya kaydediliyor. Bunun başlıca sebeplerinden de şu gösteriliyor. Siz örneğin bir arama yaptığınız zaman Google veya işte Instagram, Facebook sizin karşınıza daha ilgi çekici reklamlar çıkarabilmek adına bunu yaptığını söylüyor. Yani siz bir koltuk takımı aradığınızda, Instagram'a girdiğinizde karşınıza koltuk takımı reklamı çıkıyorsa bu yaptığınız işlerin kaydedildiğini gösterir. Yani algoritmaya kaydediliyorsunuz. Sosyal ikilem belgeselini izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayınız.
Bir diğer videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.